Mehmet abinin kuzeni Doğan Bey burada. Doğan Beyciğim. Mehmet dedi ki o gün, biz de annemle bunu yaşadık dedi. Yaşıyorduk dedi. Olesa da doğruladı. Yani bir şeyden, sinirinden, stresinden hastanelik oluyormuş kadın. Melek Hanım 3 ay dayanmadı. Biz 20 senedir dayanıyoruz bu gençlere. Siz mi dayanıyorsunuz, ben mi dayanıyorum acaba? 20 yıldır. Melek Hanım 3 ay dayanmadı. Dayanamaz. Eserleri ortada. Ama o da çatra 20 yıldır, yapıyor. 20 yıldır sürün iyiler. Mehmet bir laf dinledi mi? 20 yıldır sürün iyiler. Şimdi konunun bizimle ne alakası var? Biz Melek Hanım var, konusun... çok alakası var. Yani ama şöyle çok bir durum var yani. Hani Melek Hanım zaten gerçekten Allah acil şifalar versin. Çok geçmiş olsun. Ama Melek Hanım bunu sık sık yaşayacak. Yaşayacak. Caner Anastasya'yla yani, devam yaşayacak ederse. Yaşayacak bunu. Gerçekten yani kadın yaşayacak. Kadın da bunu yalanlamıyor. Hani bizim ülkemizde önceleri mesela şu anda Rusya'da ben bildiğim, biz de orada yaşadığımız için gidip de bir doktora ver. Türkiye'de öyle bir şey olduğu zaman o komple hastaneyi kapatırlar. İmkanım var öyle bir şeyi. İmkanım var. Yok yok. İmkan yok. Rol değil yani mi? Elen, yok. Elena hani bunu söyle. Kıskançlık krizi. Kıskançlık krizi. Bu başka bir şey. Tabii. Kriz. Yani ama Doğan şimdi yani bizim şöyle bir durum var. Biz 20 senedir artık gerçekten bizden vazgeçin ya. Bir tam tersine gelin elinizi öpelim de biz yani bir orta yolunu bulalım ya. Gerçekten yoruldum artık. Bu da yoruldu yani. Biz de yorulduk. Biz tamam. Yorulmadık mı yani? Ne? Biz de yorulduk. Ya sen ne yoruldun ya? Ben gibi mi yoruluyorsun? Ya 20 senedir senden uğraşıyor. Allah'tan koruk. Birinci evimi yaptı. Bütün aile karşı çıktı. Evet. Geçen geldiğimde de söyledim. Evet. Boşandı. Kimse size dedi mi niye boşandı? Ya. Kimse karşı çıktı boşandık ya. Ya boşandım çünkü gereği yoktu. Ben baktım yani olmuyor. Ben sevdiğim insanı ben unutamıyorum. Tabii bir daha neye girdin? Unutmam da yani. Bütün aile karşı çıkmasına bir daha neye girdin? Siz mutlu olun diye ben zaten evlendim. Yaptım. Baktım. Hepten gene tavırlarınız değişti dedim. O zaman ben eşimi çocuklarımı niye bırakıyorum ya? Ben size hiçbir ya şekilde yarlamıyorum ki. Evlisin taş üstüne taş koymamışsın. Bak. 20 yıldır evli, taş üstüne taş koymamış. Tamam da ördüm, yaptım, tam bitirecektim. İzin verdiniz mi? Yaşamama izin verdiniz mi orada? Bırak onu gel, neyi varsa iki katını veririm. İki katını veririm. Senin o iki katın, 10 katın, 1000 katın da senin olsun. Yeter ki gelelim, bak bizi artık yalnız gerçekten... Yalnız bu durumda Doğan Bey ve Melek Hanım gibi yani şu durumlara hak veren de var, vermeyen de var. Resmen ikiye bölünüldü. Mesela benim annem ya ameliyattan çıktı. Anastasya'yı sordu ve dün yine bana diyor ki Anastasya Caner'le evlenmesin. Caner çok iyi bir çocuk olabilir ama Melek Hanım'la yapamaz. Evlenmesin diyor. Bir de diyor ki yazık kendini yakmasın. Ama mesela Rusya'ya getirirsek onu. Ha? Rusya'ya. Ve bu daha kötü olabilir. Melek Hanım daha tiyatro yapacak. Anlamıyor musun? Çünkü Caner orada Rusya'dan koşacak. Mehmet abinle Olesa Rusya'ya gitmiş. Orada da yapamamışlar. Evet. Anastasya. Vallahi her şey Caner'e kalıyor. Tamam işte biz de Olesa'yı göndererek Mehmet'i gönderdikleri gibi. Gönderen ne fark eder? Bu gerçekten değil. Yani? Seni nasıl gönderdiyse biz de onu gönderek. Bir dakika, bak hele. Bir saniye bu eşya mı yani sen gönderiyorsun? Posalim'le gitsin. Bak hele eşya biz aramızda oturak konuşak. Tamam. Konuşalım. Aramızda otur. Yalnız onu gönderek çünkü size burada 5 laf söyleyip akşam gitsen 20 laf duysan sen aramızı unutursan. Onu gönderek biletini kesek 20 gün sonra. Sen ne? Bir dakika sen neyi gönderiyorsun? Sen neyi gönderiyorsun? Yok boşadığı. Boşa, ben boşanmam ki. Boşadık karıyı. Ben tam tersine yarın son şeyim var. Evran var. Onu alıyorum ben nikahı da yapacağım. Nikahı yapamazsın. Getireceğim sana. Elini öptürdüm öptürme. Sen öptürmezsen nikahı yapamazsan. Ben nikahı yarın yapayım. Kusura bakma. Gidip bu evrağı alıp yapacağım ben. Hiç bana hiç kimseden engel olmaz. Tamam ben bana 20 senedir engel olamışsınız. Bugün mi engel olacak? Bugün engel olur. Geçen sefer amcayı seni korudu. Bu sefer kimi koruyacak? Hiç kimse beni korumaz. Ben kendi kendimi koruyorum zaten. Geçen sefer Mehmet amcayı korudu seni. 20 senedir kendi kendimi geçindiriyorum. Tamam sen nikah tarihini açıkla. Ben açıklayacağım. Ben bir evrağımı elime alayım. Hani nasıl açıklayayım? Sen evrağı al nikah tarihini açıkla. Tamam ben bu zaman göreceğim. Caner. Buyur Seda abla. Görüyor musun, duyuyor musun burada olanları? Duyuyorum abla, duyuyorum. Yani bu iş bitmez böyle Caner.
Oğlum ya çok sıkı duracaksın. Abla ben orada... Abla ben orada seçeneğimi sundum. Hani bana nasıl diyorlar? Aileni terk et gel diye. Ben de Anastasya'ya diyorum ki... Anastasya sen de aileni reddet, terk et benim gibi. Ben de bu annemi burada bırakayım iyileştikten sonra... Alalım kendimize bir dünya kuralım kendimize. Ne alaka? Benim ailem sana bir şey yapmadı. Ama bunu tamam kabul etmiyorlar. Onlar bana sus. Onlar bana seçenek sunuyorlar. Ben onlara sunduğum zaman ne alaka? Ne alaka diye bir şey mi var ya? Burada benim ya ailem benim ablam haklı. Burada haklı. Ailemiz seni kabul etti. Komple. Bak benim anneme bir sıkıntı oldu. Nikah masasını terk ettim gittim ya. Benim annem olduğu sürece yine giderim. Benim yine aşkım sen de bana aşkın. Sen benim sevdiğimsin. Sen benim sevdiğim insansın. Ama aile farklı bir şeydir. Bak aile çok farklı bir şeydir. Hani Seda abla dedi ya hani. İkiye ayrıldı diye hani insanlar. Evet. O sosyal medyayı açın bakın ablacığım bakalım ikiye mi ayrılmışlar yoksa herkes bana mı hak veriyorlar? Tamam Caner tamam peki o zaman sen ne düşünüyorsun? Nasıl biz seninle yaşayacağız o zaman peki? Birine hak verme durumu da ben değil ben düşündüğüm bu. Tek bak şey. Şimdi, ikiye ayrılmaları. Caner insanların ikiye ayrılmaları aslında sizin dehinize düşünmeleri demek. Yani şöyle ki sen annene çok düşkün bir delikanlısın senin annen. Bu evliliğe onay vermiyor. Vermediği için sen ısrar ettikçe kadın hastalanacak. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim annem de bunu söylüyor. Yani onlar mutlu olamazlar diyor. Çünkü neden? Melek Hanım bu atakları, bu şeyleri, spazmları, krizleri geçirecek. Her hastalandığında Caner koşacak. Orada bir engabe çıkacak. Ve evin içinde bir huzursuzluk. Melek Hanım da bunu sık sık tekrarlayacak. Çünkü Allah burada da daralıyordu kadın. Burada da daralıyordu. Abla bir şey sorabilir miyim? Sen annem iyileşsin diyorsun da senin annen zor kalkar oradan. Vallahi o kalkana kadar ben başından ayrılamam abla. Şimdi atıyorum Seda abla. Bir oradaki birinin diyelim ya da sizin. Ellerinden öperim. Annenize bir zarar gelse bir şey olsa siz gidip başında durmaz mısınız? Allah aşkına bana bunun cevabını verin ya. Bu çok başka bir şey. Tabii ki bak. Annene koşman... Tamam işte benimki de aynı şey. Caner'cim annene koşman kadar doğal bir şey yok. Ama isteyen adam o 2 dakika, 10 dakika arada da nikahını kıyar, devam eder. Yani bu iş bana biraz zor geliyor. Bunun da herkes farkında. Yani sen gönlün olsa annen de senin bu tarafını kullanıyor oğlum efendim Ayşe. Şöyle bir şey, hastalık bambaşka. Caner'e orada çok hak verdik. Hasta olunca tabii koşacak hastaneye. Fakat Melek Hanım öyle görünüyor ki... Şimdi geçmiş olsun Melek Hanım bu arada. Gerçekten oyun olmadığını ben artık düşünüyorum. Ya oyun değil ama bu çok sık hastalanacak. Bu kadar. Şu anda, öyle bitkin, öyle hasta... Öyle yatacak o. Öyle yatacak işte. Caner de diyor ya annem ayağa kalkmadan ben buradan ayrılmam. Melek Hanım ayağa kalkmayacak. Yalnız ben Anastasya'ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Anastasya sen de telefon edebilirdin. Çünkü bu hastalık Caner burada haklı bak. Caner burada haklı. Ben de olsam koşarım hastaneye. Hem telefon edebilirdim hem hastaneye gidebilirdim. O yazdı ki cevap vermedi. Evet ya 100 kere yazdım ona hiç cevap vermedi hiç yok, aramadı yok. Beni. Yok yok ne telefon ettiler ne mesaj attılar. Yo mesajlarına ben bak dedi Elina. Ben telefonumu alıp geldiğimde bakın bakalım var mıymış yok muymuş. Tamam bakacağız. Bak bakacağız. Yalan konuşmasın oradan Elina. Sen ne söylüyorsun şu an ha? Yeter gerçekten. Anaya bak tiyatro yapıyor. Hala inanıyorsun. Çocuk gibi sen. Çocuksun. Kardeşimi artık görmeyeceksin o zaman. Doğru. Sen de çocuksun. Sen de çocuksun. Ben kardeşim yanımda. Şimdi bir şey söyleyeceğim de dua canlı yayındasın. Ne? Yeni söyle. Ağzımı açtırma benim sesini kes. Caner yapma. Sen ağzını kapat. Böyle konuşma tamam mı? Burada sen yanlışsın. Ben tamam mı? Yanlış yapıyorsun konuşurum. Sen. Seninle konuşma. Kalk yok artık onunla konuşmak için. Benim muhatabım Anastasya sen değilsin. Sen kimsin? Koca mısın? Ha? Sevgili misin? Kimsin artık?
Sen kimsin ya? Kardeşim, ablam. Hasta senin sevdiği adamım. Sen kimsin? O benim abla, en anne. Yakınım. O benim her şeyim, tamam mı Caner? Sen beni bıraktı, o beni bırakmadı burada. Tamam, bu da benim her şeyim işte Anastasya. Bu da benim her şeyim. Vallahi bilmiyorum. Nasıl biz yaşayacağız vallahi? Benim başı kimsem yok. Ben babamı kaybettim. Ben de kaybettim. Bir annem kaldı. Bunu. Bir de sevdiğim kadın olarak sen varsın. Ablan neden bakmıyor? Ama Elif bir nerede? Elif nerede? Ama bile etmedin bana. Elif nerede? Neden Elif'in o bakmıyor? Ha, bu arada.